Evet, herkese tekrar merhaba. 14 Temmuz Salı gününün online tanımlık derslerinde bir aradayız. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü değerli hocamız Profesör Doktor Beyza Oba bizimle işletmeye giriş dersini yapıyor olacak. Hocam buyurunuz, söz sizde. Çok teşekkür ederim. Paylaşayım. Evet, hepiniz hoş geldiniz. İşletme bölümü hakkında ben bugün size bilgi vermeye çalışacağım. Bugün aslında yapacağımız şeyler bizim işletme bölümünün tümü hakkında bir fikir vermek ve hem en sonunda biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz bölüm olarak onu anlatmak istiyorum. Ama önden önce işletmelerde neler oluyor? Bugün işletme yönetimi veya genel adıyla öğrenciler arasında çok yaygın işletme bölümlerinde ne gibi değişiklikler yaşıyoruz, neler oluyor onlara bakmak istiyorum. Çok özetle şöyle başlayacağız bugün ne yapacağız derseniz. Genelde var olan yerleşik bir işletme mantığı var. Onu anlatacağım önce biraz daha kısa olacak bu kısım. Ondan sonra şu anda yaşadığımız çok ciddi teknolojik değişiklikler var. Özellikle son 10 yıl içerisinde teknolojideki gelişimlere paralel olarak endüstride bir takım şeyler değişiyor. Onlardan söz edeceğim. Ve ondan sonra da bu değişiklikler yani Endüstri 4.0 ve Web 2.0 dediğimiz bu değişikliklerin bizim alanımıza, işletme alanına ne gibi etkileri olduğunu ve bu etkilerle nelerin değiştiğini, ileride sizlerin de kariyer açısından nelerin beklediğini hatta şu anda nelerin beklediğini anlatmaya çalışacağım. Bu çerçevede yeni ekonomiler, yeni işletmeler, örgüt türleri, yeni iş modelleri ve biz çalışanların ne tür becerileri olması gerekiyor onlara değineceğiz. Şimdi isterseniz var olan yerleşik işletme mantığı nedir? Tabii bunu çok özet ve çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Genelde biz işletmeleri tanımlarken işletmeler bir ürün üretirler, bir hizmet üretirler veya bir bilgi üretirler diye tanımlarız. Yani işletmelerin çıktıları, ürettikleri şeyler bilgi, ürün, hizmet şeklindedir. Ürün herhangi bir ürün olabilir. Bir tişörtten otomobile, eve kadar, apartmana kadar her türlü bir ürün olabilir. Bilgi üreten işletmeler var. Bir de hizmet üreten bankacılık, sigortacılık veya perakendecilik gibi hizmet üreten işletmeler var. Şimdi işletmeler bu ürünleri, bilgiyi veya hizmeti üretebilmek için de bir takım bizim üretim fabrikaları veya girdi dediğimiz şeyleri bir araya getirirler. Yani bir şey üretebilmeniz için emeğe, çalışana ihtiyacınız var, sermayeye ihtiyacınız var ve bir şekilde ham madde veya ara ürün dediğimiz ürünlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla çok basit bir denklem işletme açısından bakarsanız işletme mantığında çok basit bir denklem. Bir tarafta girdileriniz, bir tarafta da çıktılarınız var. Bundan sonra bu ikisini çok kullanacağım çünkü bütün her şey aslında çok çok basit işletmecilikte bu iki tarafın girdi ve çıktılar arasındaki dengeye bağlı. Tabii bu dengenin sağlanması veya ne üreteceğiz, hangi girdilerle ne üreteceğiz gibi sorular daha ilk başta işletmelerin amaçlarına göre de değişir. Yani bazı işletmeler kar amaçlı işletmelerdir tanımımız içerisinde. Yani bu işletmeler bir ürün, hizmet veya bilgi ürettiklerinde bir artı değer yaratmaya, bir kar yaratmayı hedeflerler. Dolayısıyla onların bir araya getirdikleri girdiler ve bu girdileri nasıl kullanacakları biraz farklıdır. Bazı işletmelerde kar amacı gütmeden çalışırlar. Yani tamam gene girdileri vardır, çıktıları vardır. Bunlardan herhangi birini de üretebilirler. Ama bir şekilde bu işletmelerin amacı kar veya bir artı değer oluşturmak değildir. Bir toplumsal değer yaratmaya çalışırlar. Çok özetle bakarsanız kar amaçlı işleri biz ekonomik değer yaratmayı hedefleyen işletmeler diye tanımlarız. Yani ekonomik değerden kastımız karlılık ve büyümedir. Tabii süreklilik de yani hem karın hem büyümenin de sürekli olmasını hedeflerler. Kar amacı gütmeyen işletmeleri de biz sosyal fayda yaratmayı hedefleyen işletmeler diye tanımlarız. Bu tür işletmeler toplumda var olan herhangi bir sorunu belirlerler ve o sorunu çözmek için
o sorunu bireylerin veya toplumun yararına çözmek için bir takım çözümler, bir takım yollar üretirler. Bu işletmelerin amacı diğer sol tarafa bakarsanız karlılık değildir ama sürekliliktir tabii. Yani ürettikleri çözümün sürekli olarak devam etmesini isterler. Dolayısıyla sosyal fayda yaratan, kar amacı gütmeyen işletmelerin de süreklilik önemli bir hedefi olarak gözükmekte. Büyüme konusunda ise bugün hala tartışmaktayız. Yani bizim akademik çevrelerimizde hala acaba sosyal fayda yaratan şirketlerin hedefi büyüme midir, değil midir, olmalı mıdır, değil midir diye bir tartışma var. Sosyal fayda yaratmaktan da kastımız çevre koruma olabilir, doğanın korunması, ekolojik dengenin korunması olabilir, kültür sanat olabilir, çalışma hayatının düzenlenmesi gibi farklı sorunlar olabilir. Şunu belirtmek istiyorum. Son zamanlarda bütün dünyada bu sosyal fayda yaratmak üzere kurulan işletme sayıları giderek artmakta. Hatta yeni yeni kavramlar da onlarla birlikte işletmecilik alanına girmekte. Mesela sosyal girişimci gibi bir kavram gelişti. Girişimci vardı işletmeyi kuranlar için. Şimdi sosyal girişimci diye farklı bir gruptan söz ediyoruz. Sosyal girişimler, sosyal girişimciler üzerine endeksler geliştirilmeye başlandı. Dolayısıyla işletme diye biz sadece ekonomiye değil, bu sosyal fayda yaratma kısmına da bakıyoruz ve bunları da çalışıyoruz dersimizde. Bu konulara da ağırlık veren dersler var müfredat programımızda. Şimdi devam edecek olursak, biz işletmeyi genelde, yani bütün işletmeciler da görür bunu. Biz işletmeyi genelde bir koalisyon olarak görürüz. Neyin koalisyonu? İşletmenin paydaşlarının bir koalisyonu olarak görürüz. Paydaşlar olarak da kimler vardır? Demin o girdi ve çıktıları sıralamıştım ya bir önceki görüntüde. Bu girdi ve çıktıları sağlayanların hepsine ayrı ayrı paydaş diyoruz. Mesela emeği sağlayan çalışanlar var. Beyaz yakalısıyla, mavi yakalısıyla, CEO'suyla, tepe yöneticisiyle veya üretim hattında çalışan işçisiyle hepsine birden biz iş gören diyoruz. Dolayısıyla iş görenler emeklerini veriyorlar işletmeye. Tedarikçiler ham maddeyi sağlıyorlar. Sermayedarlar üretmenin sermayesini sağlıyorlar. İster hisse senedi olarak, ister ilk yatırımda ilk başta yapacakları yatırımlarla. Tüketiciler çıktıları alıyorlar. Dolayısıyla işletmeye bir para ödüyorlar, bir girdi sağlıyorlar. Devlet iki türlü hem bir altyapı sağlıyor, elektrik, su yahut internet altyapısı, iletişim teknolojisi altyapısı gibi altyapıları sağlıyor. Dolayısıyla bir girdi sağlıyor ve vergi alıyor, bir beklentisi var. Ve de genelde toplum var, o işletmenin bulunduğu bölgede yaşayanlar. Onların da bir takım beklentileri var. İşletme yakın çevrelerinde olduğu zaman bir takım olumlu katkıları da olabilir. İş yaratmak, çevreyi düzenlemek, bir takım olumsuz katkıları da olabilir. Havayı, suyu kirletme, gürültü yaratmak gibi. Şimdi bu bütün paydaşlar bir araya geldiği zaman neden koalisyon diyoruz işletmeye? Bu paydaşların hepsi işletmeye bir şey veriyorlar. İş görenler emeğini veriyor, tedarikçiler ham maddeyi veriyor, sermayedar sermayeyi veriyor, tüketici aldığı ürünün bedelini ödüyor, devlet altyapı sağlıyor, toplum yer açıyor işletmenin kurulmasına. Dolayısıyla hepsi bir şey veriyor ama bu verdiklerinin de karşılığını istiyor. Yani sermayedar yatırdığı paranın karşısında makul bir getiri bekliyor. İş gören emeğinin karşısında iyi bir ücret, iyi çalışma şartları, işinde süreklilik bekliyor. Tedarikçi sattığı ürünün bedelinin iyi olmasını bekliyor. İyi bir fiyata satmak istiyor. Tüketici az ücret ödeyip iyi kaliteli ürün almak istiyor. Devlet altyapıyı veriyor ama vergi istiyor. Toplum da aynı şekilde yer açıyor belki size ama aynı zamanda da sizden işte daha temiz bir çevre, daha temiz bir hava, iyi iş imkanları gibi beklenti var. Dolayısıyla bu paydaşlar eğer işletmeye bir şey veriyorlarsa onun karşılığında da almak istiyorlar. Bu nedenle bir koalisyon diyoruz. Karşılığını alamadığını düşünen paydaş işletmeye verdiği destekten çekiliyor. Bu nedenle
İşletmelerin bu demin söylediğim girdi çıktı arasındaki dengeyi kurmaları aslında denklemin en kritik kısmı. Yani öyle bir girdileri öyle bir şekilde değerlendireceksiniz ki çıktı düştürebilin ama bu paydaşları da bir şekilde kaybetmemeniz gerekiyor. Evet çok güzel fazla kar etmek istiyorsunuz ama elinizdeki iyi kaliteli iş gücünü kaybetmemeniz lazım. Size düzgün ürün veren tedarikçiyi kaybetmemeniz lazım. Sermayeler aynı şekilde bütün bunları bir denge içerisinde tutmanız gerekiyor. Onun için de biz işletmeleri genelde bir koalisyon olarak görmekteyiz. Bu koalisyon mantığı üstünden devam ederseniz işletmenin çok basit iki tane denklemi vardır. Bundan sonra her şey açılır ve bunların üstüne kurulur. Biz buna genel işletme mantığı deriz. Nedir bu işletme mantığı dediğinizde birimlilik, diğeri de karlılık. Tabii kar amacı güden bir işletmeden söz ederseniz karlılıktan söz edeceğiz. Verimlilikten kastımız bu girdilerle çıktılar arasındaki bir denge. Çok basit bir tanımla verimlilik bizim için en az girdiyi kullanıp en fazla çıktıyı almaktır. Yani mümkün olduğunca az emek kullanmak yahut iyi kullanmak, az sermaye kullanmak, az ham madde. Tabii iyi ve ama az ham madde kullanarak en fazla ürünü üretmek. Az zamanda çok üretebilmek. Bu sıralamaya hani girdi olarak zaman ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla girdileri azaltıp çıktıları yükselttiği zaman bir işletme verimliliğini de arttıracaktır. Ama demin söylediğim koalisyon sorununa gene giderseniz en çok yapılan işletmecilik hatalarından bir tanesi de burada çıkar. İşletmeler hiç o koalisyon üyelerini yani paydaşlarını düşünmeden yahut sadece bir iki paydaşını düşünerekten girdilerini azaltmaya başlayıp çıktılarını yükselttiklerinde evet karlılıklarını artırırlar ama koalisyon üyelerini de birer birer kaybetmeye başlarlar. İşte o zaman da diyelim başarılı oldularsa da bu sürekli bir başarı olmayacaktır. Kısa dönem hemen bir başarıyı yakalayıp sonra o başarıyı gene hızlı bir şekilde kaybedebileceklerdir. Şimdi gelelim ikinci denklemin yahut bu işletme mantığının ikinci ayağına geldiğimizde karlılık var. Tabii bu kar amacı güdenler için bunu söyleyeceğim. Girdilerin hepsine maliyet unsuru diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Emeğe ücret ödüyorum, maliyet. Ham maddeye bir bedel ödüyorum, maliyet. Sermayedara getirisinin karşılığını, yatırımının karşılığını ödüyorum. Bu da bir maliyet. Dolayısıyla ben bütün girdilere bir maliyet kalemi, evet giderler. Çıktılara da gelir diyebilir miyim? Tabii diyebilirim. Çünkü kaç tane ürün satıyorum, kaç liradan satıyorum? Bunların toplamı da çarpımı da bana gelirlerimi verecek. İşte karlılık da bu giderlerle gelirler arasındaki basit bir ilişki. İkisi birbirine eşitse kar etmiyorsunuz. Birisi eğer gelirleriniz daha yüksekse kar veya giderleriniz daha yüksekse zarar ediyorsunuz. Ama gene bunu tekrar paydaşlara bağlayacak olursanız gelirlerinizi yükseltirken aslında paydaşların katkılarını da unutmamak gerekiyor. Yoksa demin verimlilikte söylediğim gibi bu sürdürülebilir bir karlılık durumu olmayacaktır. Şimdi aslında bizim işletme dediğimiz şey bu çok basit bir mantık üzerine kurulur ve bu mantık üstünden de İşletmelerde bildiğiniz departmanlar başlar. Mesela ham madde için satın alma departmanı, emek için insan kaynakları, sermaye için finans, bütün bu nakit giriş çıkışlarının kaydedilmesi, muhasebe, ürünün veya hizmetin satışı, satılması, tanıtılması için pazarlama. Bunlar temel işletme departmanları, fonksiyonları dediğimiz fonksiyonlar hep buradan çıkar. Aralarında hep bir denge olması gerekir. Bunun dışında burada göremediğimiz mesela bir işletme eğer yenilikçi olmak istiyorsa, yeni ürünler, yeni hizmetler geliştirmek istiyorsa bir araştırma geliştirme departmanı da ekleyebiliriz buraya. Bütün bunlar aslında gördüğünüz gibi bütün bu departmanlar da demin söylediğim bu çok basit bir mantık üstünden çıkıyor işletmeler. Şimdi bu bizim hala da kullandığımız basit bir işletme mantığı dediğimiz şey. İşletmenin temel ayakları verimlilik, karlılık,
kar amacı güden, kar amacı gütmeyen işletmeler, girdiler çıktılar, maliyetler, gelirler, dengeleri. Ve bunlar üzerine geliştirilmiş departmanlar, o departmanların yapacakları işler, hep bu tartı üstünden bakarsanız belirlenmiştir. Şimdi bunu bir kenara bırakalım, dursun çünkü birazdan tekrar kullanacağım. Ama biz son 10 senedir, dersin başında da söylediğim gibi, son 10 senedir hatta son 5 senedir çok ciddi teknolojide değişiklikler yaşıyoruz. Evet, şu anda bunun üstüne bir de pandemi ve COVID sorunu var. Onun da getirdiği, hatta hızlandırdığı, bu değişiklikleri hızlandırdığını inkar edemeyiz ama bundan da önce başlayan temel bir takım teknolojik değişiklikler oldu. Kısaca o değişikliklerden söz edeceğim ve ondan sonra onlar bizim bu işletme mantığına ve dengelerini nasıl etkiliyor onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi sözünü ettiğim değişiklikler aslında iki tane temel değişiklik oldu. Bunlardan bir tanesi Web 2.0 dediğim bana sorarsanız son dönemin en önemli inovasyonlarından bir tanesi. Çünkü çok fazla şey değiştirdi. Bütün yani bir yığın Web 2.0 ile birlikte göreceğiz. Bir yığın şey yok oldu. Onun yerine bir yığın yeni beceriler, yeni teknikler, yeni iş türleri, yeni işletme türleri çıkmaya başladı. Diğeri de Endüstri 4.0 dediğimiz, yani 4. Endüstri Devrimi diye nitelendirilen bir kavram oldu. Endüstri 4.0 2011 yılında ilk defa Almanya'da kullanıldı. 2015 yılında da World Economic Forum Genel Sekreteri ismini koydu. O gün bugündür de hepimiz bu şekilde kullanmaya başladık. Web 2.0'da 2000'lerin başında kullanıma geldi. Aslında internet 1990'ların son kısmında vardı ama Web 2.0'la birlikte çok büyük bir değişiklik oldu. O değişiklik de şu, internet artık bir haberleşme aracı olmaktan çıktı. Yani Web 2.0'dan önce internet bizim için haberleşme aracıydı. Bir şey öğrenmek istediğimiz zaman internete girip bakıyorduk. Veya birisinden bir haber almak istediğimiz zaman bize bir elektronik posta geliyordu, bakıyorduk. Daha çok bir haberleşme, bir bilgi edinme amacıyla, yani bir interneti bir araç olarak kullanıyorduk. Ama 2.0'la birlikte internet bir anda kullanıcıların da interaktif olarak katıldığı, ortaklaşa bir şeyler üretmeye başladıkları bir alan olmaya dönüştü. Yani buna çok değineceğim birazdan. Biz pasif bilgi alıcılar olmaktan çıktık. Web 2.0'la birlikte bilgi yükleniciler, bilgi üreticiler, bilgiyi eleştirenler olmaya başladık. Dolayısıyla bireyler olarak biz de bilgi üretmeye başladık, enformasyon üretmeye başladık. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Kendi fikirlerimizi paylaşabiliyoruz, başkalarının fikirlerini değerlendiriyoruz, beğeniyoruz, beğenmiyoruz, üzerine görüşlerimizi yazıyoruz, paylaşıyoruz. Bilgi paylaşıyoruz, sadece enformasyonu, bilgiyi de paylaşıyoruz ve giderekten de bu onu bir çevreyle paylaştıkça hiç yüz yüze olmadığımız bir yeni insanla da bir ağ oluşturuyoruz, bir çevre edinmeye başlıyoruz. Eskiden ancak bu yüz yüze görüştüğümüz kişilerle olabilen şey bir anda bir yığın görmediğiniz ama sanal ortamda karşılaştığınız insanlardan oluşan büyük ağlar oluşmaya başladı. Ve aynı şekilde Endüstri 4.0 yani 4. Endüstri Devrimi dediğimiz devrim de hem bir şekilde bu araçları kullanmaya başladı. Bunun yanı sıra başka internet teknolojileri veya yazılım teknolojileri diyeyim daha doğru geliştirilmesiyle birlikte üretim alanı tamamen kaymaya başladı. Biz tamamen farklı kavramlardan söz etmeye başladık. Mesela büyük veriden söz ediyoruz, big data'dan. Bu şirketler tarafından sadece reklam için kullanılmıyor, başka bir yığın amaçla kullanmaya başladık. Augmented reality, artırılmış gerçeklik denilen üç boyutlu görüp çizebilme, otonom robotlar ortaya çıkmaya başladı. Simülasyonlar yapabiliyoruz. Yani
sadece ileriyi görmek için değil, simülasyonlarla şirketleri, iş fabrikaları işletmeye başladı. Tabii bunun kendine göre siber güvenlik sorunları da başlı başına çıkmaya başladı. Bulut gündelik dilimizin içerisine girmeye başladı. Ve en önemlisi, şimdi biraz daha söyleyeceğim, üretim tarzı değişmeye başladı. Yani katmanlı üretim, additive manufacturing dediğimiz tamamen yepyeni bir üretim tarzına doğru gitmeye başlıyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, ben döneyim peki işletmelerde neler oluyor kısmına geçeyim. Burada birazcık şey kaymış ama önemli değil. Peki işletmelerde neler oluyor? Nasıl oldu? Bu bizi nasıl etkiliyor? Bu Web 2.0 ve Endüstri 4.0. Ve şunu da söyleyeyim buraya geçmeden önce. Şu anda Türkiye'de dahil pek çok ülkede farklı kuruluşlar, devletler bu Endüstri 4.0'ı neler getirebileceğini, bu sözünü ettiğim şeylerin, birazdan da konuşacağımız şeylerin neler olabileceğini ve bunlara karşılık ne gibi tedbirler alınabileceği konusunda çalışmalar yapıyor. Yani çok gündemde olan bir konu, o anlamda söylemek istedim. Şimdi bu iki değişiklik, ben sadece iki tanesini aldım. Endüstri 4.0 ve Web 2.0. Peki bizi nasıl etkiliyor? İşletme alanını nasıl etkileyecek? Üretim tarzı tamamen değişecek. Yani şimdi ağırlıklı olarak ürün üretiminden söz ediyorum. İsterseniz buzdolabı, çamaşır makinesi, otomobil deyin, herhangi bir şeye kaydırın bu üretimi, aklınıza gelebilecek t-shirt'e kadar. Daha çok bizim mass production dediğimiz, yani seri üretim dediğimiz bir imalat hattı üzerinde standart ürünlerin üretilmesidir. Şu anda var olan üretim tarzı budur. Ama giderek katmanlı üretime geçiliyor. Katmanlı üretimden kastımız şu, mesela bir t-shirt üretirken ne yaparsınız? Bir kumaşı kesersiniz. Halbuki katmanlı üretimde kesmeyeceksiniz. Kat 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 o t-shirt'ı üretmeye başlayacaksınız. Çok basit bir örneği araştırabilirsiniz. Üç boyutlu yazıcılar mesela bu şekilde üretim yapıyorlar. Şimdi üretimi böyle değiştirdiğiniz zaman birazdan göreceksiniz çok ciddi bir şekilde bugün bildiğimiz pek çok fabrikanın üretim yöntemi artık kullanılmaz hale gelecek. Sadece üretim yöntemi değil, tabii o fabrikalarda kullanılmaz hale gelecek. Ya da orada çalışanlarda. Onun için bayağı ciddi bir etkisi olacak. Hem işletme hem de toplum üstünde bu teknolojilerin. Tüketiciler açısından ne değişecek? Bunu birazdan daha derinde, yani daha detaylı, derin demeyeyim de daha detaylı konuşacağız. Biz artık pasif tüketici olmaktan çıkıp üretici haline döneceğiz. Buna pasif tüketicilikten aktif üreticiye dönüşüm diyoruz. Yani üretim sürecine katılacağız tüketiciler olarak. Bunu açıklayacağım birazdan. Ve daha çok kendimize özgü, özelleştirilmiş ürünler peşinden koşacağız. Bunu da pazarlamadaki arkadaşlarım size anlatacaktır. Ama beni tabii işletme bölümünde çalışan birisi olarak en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi iş görenleri çok etkileyecek. Yani sizler mezun olduğunuz zaman, şimdi bile başladı ama sizler mezun olduğunuz zaman bu çok ciddi bir şekilde görülecek. Farklı beceriler, farklı yetenekler gerekmeye başlayacak. Bunu da en sonda tartışacağız. Mesela basit işlere talep azalmaya başlayacak. Bunun yerine daha profesyonel, yani mesleki eğitim zorlaşmaya başlayacak. Hangi meslekten olursanız olun muhakkak bir yazılım ve enformasyon teknolojisine yatkınlık, buna ilişkin beceri geliştirmeniz beklenecek. Çok farklı çalışma alışkanlıkları beklenmeye başlayacak. Şimdi ben bundan sonra yavaş yavaş buraları açaraktan devam edeceğim. Şimdi bu iki tane yeni teknolojik değişimle birlikte neler oldu, olacak değil neler oldu derseniz, yeni bir ekonomi çıktı, yeni iş modelleri çıktı, yeni işletme türleri çıktı, yeni yapılanma şekilleri çıktı, yeni çalışma şekli çıktı ve yeni yöneticilik şekli çıktı. Şimdi bunların hepsini tek tek alıp kısaca, yani bu tadımlık ders çerçevesinde kısaca neler oldu ve bizi nasıl etkiledi, neler bekliyor onu anlatmaya çalışacağım. Yeni ekonomiden kastımız bir dijital ekonomi dediğimiz bir ekonomi ortaya çıktı. Yani 2008'e kadar çok baskın bir şekilde ortada olmayan,
Evet, e-ticaret biraz vardı ama 2008'den sonra, yani bakarsanız neredeyse son 10 sene içerisinde çok ciddi bir şekilde çok hızlı gelişen bir dijital ekonomi görmeye başladık. Ve bu dijital ekonomi giderek genişliyor. Bu son pandemi nedeniyle de bunun çok genişlediğini görmeye başladık. Ve giderek var olan, dersin başında anlattığım türden işletmeleri de kapsayıcı bir niteliği var. Çok basit olarak dijital ekonomiden kastım şu, bunu şu üç daireyle burada anlatmaya çalıştım. Bu dijital sektör dediğimiz sektör var. Bu dijital sektörde kimler var, hangi şirketler var derseniz, yazılım şirketleri var, software şirketleri var, telekomünikasyon altyapısını sağlayan şirketler var. Çünkü bir şekilde bağlanmamız gerekiyor. Bir internet ağının oluşması gerekiyor. Bu interneti kullanacak donanım gerekiyor ve yazılım gerekiyor. Dolayısıyla donanım, yazılım ve telekomünikasyon şirketleri bu dijital sektörün hem ne diyeyim kökünde, en tabanında bulunuyorlar, hem de olmazsa olmazları, yani onların olması şart. Sonra bu sektörün ürettiği donanım, yazılım ve telekomünikasyon olanaklarını kullanan platformlar var. İşte dijital ekonomi dediğimiz bu platformlar. Biz bugün platformları şöyle tanımlıyoruz. İkinci şeyi de açıklayacağım bundan sonra ama platformlar için şu söyleniyor: günümüzün fabrikaları. Yani artık fabrika gibi çalışan, dijital ekonominin temellerini oluşturan platformlar. Bu platformlara birkaç tane isterseniz çok bildiğiniz isim söyleyecek olursak, mesela YouTube, Facebook, Uber, Airbnb gibi çeşitli platformlar. Bu platformlar tamamen demin o sektörün ürettiği donanım, yazılım ve altyapı üstüne kurulu fabrikalar gibi düşünün. Sanal fabrikalar yahut sanallık içerisinde faaliyet gösteren fabrikalar. Ve en sonunda da e-ticaret var. Biz buna dijitalleşmiş ekonomi diyoruz. Yani e-ticaretten kastımız bir çeşit perakende gibi düşünebilirsiniz. Buradaki niye platformların dışında bunu taşıdık, dijitalleşmiş dedik bu ekonomiye? Çünkü X şirketini düşünün. Bu şirketin herhangi bir AVM'de bir perakendeci dükkanı da olabilir. Oradan satış da yapıyor olabilir. Bu bizim için offline bir şeydir, perakende işlemidir. Ama aynı şirket bir de online'dan, e-ticaret üstünden de satış yapabiliyordur. Dolayısıyla dijital ekonomiye, dijital sektörü ve dijital ekonominin platformlarını kullanan bir iş yapma şeklidir e-ticaret bizim için. Veya bankacılıktan bakın, aynı bankanın şubeleri de var. Kapısını açıp içeri girip işleminizi yaptırabildiğiniz veya internet üstünden işleminizi yapabildiğiniz e-ticaret dediğimiz türden e-bankacılık ya da internet bankacılığı dediğimiz işi de var. İnternet bankacılığı aslında platformlar üstünden, sektörün ürettiği donanım, yazılım üstünden bankacılık işine devam ediyor. Platformlarla farkı o. Platformlar tamamen başlı başına farklı bir sektör yarattılar. Onun için onları biz başlı başına bir ekonomi olarak ele alıyoruz. Platformlarla bakarsak yeni işletme türleri diye biz bakıyoruz dedim. Yeni fabrikalar diye görüyoruz platformları. Platformların da çeşitleri var bugün dünya üzerinde çalıştığınız zaman. Bir kısmı finansal kaynak yaratmak üzere kurulu platformlar var. Bir kısmı hizmet, emek üstünden çalışan platformlar. Bir kısmı da bilgi yaratan, bilgi üretmek üzere kurulu platformlar var. Mesela finansal kaynak yaratmak üzere kurulu platformlara bakarsanız, bunlar bizim kitle fonlaması dediğimiz platformlar. İşte Kickstarter, Fongogo Türkiye'de bunların yaptığı, eğer bir projeniz varsa ve buna finansal kaynak sağlamak istiyorsanız, bu platform üstünden paydaşları, yani size finansal kaynak sağlamak isteyenleri projenizi tanıtıyorsunuz ve destek istiyorsunuz. Dolayısıyla orada Kickstarter veya Fongogo bir aracı platform olarak
finansal kaynak isteyen proje sahibiyle finansal onu desteklemek parayla desteklemek isteyenleri bir araya getiriyor. Hizmet veya emek platformu dediğimiz bizim platformlar var. Onlar da yeni örneklerini biliyorsunuz ağırlıklı olarak Airbnb, Uber gibi platformlar. Bunlar da aynen bir hizmet üretiyorlar veya emeğinizi mesela Amazon'un TaskRabbit'i de öyle. Emeğinizi siz oraya veriyorsunuz. O platformda kendinize bir iş buluyorsunuz. İş yapıyorsunuz aslında. Bir de bilgi üretmeyi hedefleyen platformlar var. Çeşitli örnekleri var ama çok daha azdır bilgi platformları. Mesela Eko Harita Türkiye'de ekolojik bilgileri içeren bir çeşit bir ansiklopedi niteliğinde bir platform. Sadece bilgi üretiyor. Aynı şekilde hemen bunu türlerin üstünden devam ederseniz platformları da biz işletmeler gibi, çünkü yeni işletme türü ya, aynı işletmeler gibi ikiye ayırıyoruz. Kar amacı olan platformlar, sosyal fayda yaratan platformlar. Genellikle bilgi platformları sosyal fayda yaratmayı hedefliyor. Hizmet ve finansal kaynak sağlayanlar, özellikle hizmet platformları da daha fazla kar amacı sağlayan platformlar. Genelde platformun en büyük özelliği, işletmeden farklı özelliği aracı olması. Yani genelde işletmeler, aracı işletmeler de vardır ama çok temel anlamıyla, hatta benim ilk başta çizdiğim o dengeler açısından bakarsanız, işletmeler bir takım girdileri bir araya getirip bir şey üretirler. Platformlar öyle yapmıyor. Platformlar farklı paydaşları bir araya getiriyor. Siz bir şey dinlemek istiyorsunuz, bir müzik dinlemek istiyorsunuz. Birileri de o diyelim bestelediği müziği duyurmak istiyor ya söylediği şarkıyı duyurmak istiyor. Duyurmak isteyenlerle dinlemek isteyenleri bir araya getiren bir YouTube'a çıkabiliyor ya bir müzik platformu ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla platformlar iki taraf arasında aracı kurumlar, bir çeşit aracı şeyler. Bunlar herhangi paydaş, üç paydaş olabilir ama tamamen aracıdır ve yaptıkları aracılığın karşılığında da belirli bir ücret, bir talep ederler. Yani finansal kaynak isteyenle vermek isteyeni bir araya getirip bir ücret talep edebilirsiniz. Demin söylediğim gibi müzik dinlemekle yüklemek isteyeni bir araya getirip bir ücret alabilirsiniz. Tamamen aracı kurum. Aracı şirket türleri ya da öyle diyelim. Aynı zamanda belki gene platformların en büyük ekonomik ve sosyal etkilerinden bir tanesi veri depoları olmaları. Hatta biz bunlara veri siloları diyoruz literatürde. Çünkü bir kere girdiniz mi bu şeye hemen ayak izinizi bırakıyorsunuz ve anında sizin bütün verileriniz platform tarafından kullanılıyor, depolanıyor, daha ileride kullanılmak veya belirli kullanıcılara iletilmek için inanılmaz bir şekilde data, veri depoları olarak çalışabiliyor bu platformlar. Başka bir önemli özelliği, evet aracı dedik platformlara ama başka bir şey daha yapıyorlar. Bizim facilitator ya kolaylaştırıcı dediğimiz bir şey. Yani siz herhangi bir platform üstünden bir şey üretmek istiyorsunuz, bir şey yüklemek istiyorsunuz. Size o yükleyeceğiniz içeriğin nasıl yapacağına dair bir takım araçlar da veriyor. Şununla yapın, şununla şekillendirin diye size araçlar sunuyor. Dolayısıyla sizin o içeriği yüklemenizi kolaylaştırıyor, o içeriği şekillendirmenizi kolaylaştırıyor. Ve siz bir kere o platformun araçlarını kullanmaya başlarsanız devamlı o araçları kullanmaya devam ediyorsunuz. Böylece platformun inanılmaz bir ağ etkisi var. Kullanıcılar içeride kalıyor, kullanıcılar birbirlerini içeriye çekiyor. Onların hepsinin getirdiği veriler de platformun deposu diyelim halinde çalışmaya başlıyor. Çok özetle yeni işletme türü platformlar için söyleyeceklerim bunlar, isterseniz daha detaylı sonra konuşuruz. Platformlarla birlikte yenilikler bir tanesi de yeni örgüt türü dediğimiz örgütler. Biz bunlara sanal organizasyonlar veya virtual organizations diyoruz.
Sanaldan adı üstünde kastımız şu, şimdi normalde bir fabrikadan söz ederseniz, en başta sözünü ettiğim işletmelerden nedir? Bir fizik mekanları vardır, bir fabrikası vardır. O yani içine girebilirsiniz, çıkabilirsiniz, bankanın şubesi vardır, bir fizik mekanı vardır. Ve o aslında yer önemlidir orada, yer seçimi önemlidir. Maliyetleri etkiler, seçtiğiniz yer müşteriyi çekmeyi etkiler. Hepsi bir şekilde o girdi çıktı dengelisini eden unsurlardır fizik bir yer olması. Ama sanal örgütlere geldiğinizde böyle bir şey yok. Yerleşik bir mekan yok. Bir merkezleri yok. Olsa olsa çok ufak bir merkezle çalışıyorlar. Ve yerlerinin, yerleşik bir mekanlarının, bir fizik yerle ne diyeyim, fizik varlıklarının olmaması nedeniyle bir kere maliyetleri çok etkiliyor. Yani sadece teknoloji, telekomünikasyon teknolojilerini kullanıyorsunuz. Fizik yerler yok olmaya, binalar yok olmaya başlıyor. Binalar yok olunca başka bir şey daha oluyor. Biz çalışanlar olarak ne yapmaya başlıyoruz? Tamamen bizim çalışma olanaklarımız değişiyor. Artık ofise gitmek zorunda değilim. Ya bir banka müdürü illaki banka şubesine sabah 9'da gidip açmak zorunda değil. Bilgisayarında her yerden işini yapabilir hale geliyor. Tabii bunun çalışanlar için iyi ve kötü tarafları da var. Bir taraftan evet doğru, hele büyük şehirlerde trafik nedeniyle işe gitmek, koşuşturmak zorunda değilsiniz. Her yer sizin. Ama zaman, mekanla birlikte zaman da kaybolmaya başladı. Yani banka sabah 9'da açar, öğle tatiline gider. Siz öğle tatilinde bankaya giderseniz kapının önünde beklersiniz. Öğle tatili bitsin açın diye. Sonra akşam 5'te tekrar kapar, hiçbir iş yapamazsınız. Ama mobil bu sanal örgütlerde mekan ve zaman yok olmaya başladı. 24 saat açık, 24 saat hizmet bekleyenler var ve herhangi bir yerden bu yapılabiliyor. Mesela bunu mekan olmamasıyla birlikte çeşitli yenilikler çıkmaya başladı. Türkiye'de de biz bunları yaşıyoruz. Coworking space'ler çıkmaya başladı. Yani ortak çalışma alanları var. İstanbul'un pek çok yerinde artık bilgisayarınız var. Eviniz müsait değilse bir küçük desk kendinize kiralayıp çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela birdenbire sanal örgütlerle birlikte yani hem olumlu hem olumsuz şeyler olmaya başlıyor. Mekan yok oluyor, zaman yok oluyor. Ama yeni iş alanları çıkıyor. Bazı iş alanları da yok olmaya başlıyor. Yeni iş alanı dediğim gibi ortak çalışma alanları. Bu yepyeni bir iş alanı çıktı. İstanbul'da yepyeni bir belirli bir mekanı olana değerlendirme olanağı çıktı. Ama aynı zamanda da şirketlerin fizik alanları küçülmeye başladı. Tamamen iletişim teknolojileri üstünden çalışıyor sanal örgütler. Bunun için de mesela çok iyi bir iletişim altyapısının olması lazım. Yani internet erişiminin her yerden olabilmesi lazım. Herkesin internete ulaşabilmesi lazım. İnternet ulaşımının pahalı olmaması lazım. Dolayısıyla yani çok ciddi bir altyapı üzerine kurulabilecek şeyler ama görüyorsunuz, biliyorsunuz çok yaygın bir şekilde de kullanılıyor. Son olarak ufak bir şey daha, çok yenilikçi oluyor bu sanal örgütler. Her gün yeni bir şey çıkarıyorlar. Biz de onları takip etmeye çalışıyoruz. Başka bir değişiklik Endüstri 4.2 ve Web 2.0 ile birlikte organizasyon şekilleri de, yapılanma şekli de değişti. Şimdi genelde bu ilk başta anlattığım türden organizasyonlarda bürokratik yapılar vardır. Ama biz burada bürokratiği iyi anlamda kullanıyorum. Yani bürokrasi genelde hep bugün git yarın gelme, işte kırtasiyecilik gibi anlaşılır. Biz o şekilde anlamayız. Yani işletme ve alanında bürokrasi dediğimiz zaman aslında makine gibi çalışan, işlerin belirli tanımının olduğu, süreçlerin tanımlandığı, emek verimliliğinin, zaman verimliliğinin çok yüksek olduğu bir makine diye anlarız bürokrasiyi. Öyle kabul ederiz. Max Weber'in tanımı da öyledir bir şekilde.
Ama bu ilk sanayi devriminin için güzel bir çözümdü, geliştirilmişti. Şimdi bu sanal organizasyonlarda ve platformlarda bürokrasinin kullanılmasına imkan yok. Çünkü o kadar atik tetik diyoruz, ecel sistemler ki bürokrasinin için kurulan düzenler o değişime ayak uyduramıyor. Onun için de buralarda adokrasi var diyoruz. İngilizcesinin okumasını Türkçe'de kullanıyoruz. Yani tam bir Türkçe kelime geliştirilmedi. Adokrasilerde hemen hemen kurallar çok az. Hiyerarşiler hiç yok. Ama bizleri, çalışanları ilgilendiren iki tane önemli şey, üç tane önemli şey var. Bir, artık uzmanlaşma giderek azalıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim mesela işletme alanında insan kaynakları, pazarlama, finans gibi uzmanlık alanları vardır. Ama giderek hepsini iyi yapabilenlere ihtiyaç var. Hepsinde belki süper olmanız gerekmiyor ama hepsinden bir şekilde anlayabilmeniz gerekiyor. Çünkü adokrasilerde ya bu sanal organizasyonlarda sürekli takımlarla çalışıyorsunuz. Ama bu takımlar da uzun süreli takımlar değil. Yani habire değişiyor. Bir gün bir takımda daha çok pazarlama konusunda çalışıyorsunuz. Sonra ertesi gün takım değişiyor. O kadar çabuk değil ama bir süre sonra takım değişiyor. Sizin İK konusunda da, insan kaynakları konusunda da bilgilerinize ihtiyaç olabiliyor. Yani sürekli takım arkadaşlarınız değişiyor. Sürekli projeler değişiyor. Ve sizin çalışan olarak bu değişime ayak uydurabilmeniz lazım. Yani farklı insanlarla, farklı konularda birlikte bir şey yapabilme alışkanlığınızın olması lazım. Ve en önemlisi de demin de başında da dersini söylemiştim, bu değişikliklerle birlikte profesyonellere ihtiyaç var. Biz profesyonelleşmeyi burada meslek sahibi olmak, o şekilde kullanıyoruz. Yani mesela bizde gene profesyonelleşme nedir derseniz, finansçı olmak, muhasebeci olmak, işte demin saydığım diğer alanlardan İK insan kaynakları uzmanı olmak veya pazarlama uzmanı olmak sadece ama bilgiye sahip olmak değil, bilginin yanı sıra o mesleğin getirdiği davranış şekilleri ve etik kuralları da benimsemiş olmak gerekiyor. Ancak yani bilgi artı etik kurallar, bu meslek nasıl yapılmalı, etik kuralları bir araya koyarsanız bir meslek sahibi olmuş oluyorsunuz ve buna giderek ihtiyaç çok artıyor ve o tarafa doğru kayıyoruz. Hızlı bir şekilde de o tarafa doğru evriliyor bizim alan. Yeni iş modelleri çıkıyor dedim. Hep yenileri sayıyorum ya. Yeni iş modelleri çıkıyor. Bu yeni iş modellerinin en önemli özelliği, ki bunu birazdan anlatacağım demiştim, biz artık pasif tüketici olmaktan çıkıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, üretici ile tüketici rolleri artık giderek zor fark et ayrışmaya başladı. Şimdi gene şeyi düşünün, ilk başta anlattığım türden bir şirketi. O şirkette bilmiyorum, isterseniz otomobil üretin diyelim, örnek olsun, ya tişört üretiyorsunuz. Üreten ayrı kişidir. O sonra bir tüketiciye, bir müşteriye satılır. Hatta müşteriyle üreten işçi hiçbir şekilde yahut yönetici yüz yüze bile gelmeyebilir. Eğer satış elemanı yoksa, eğer şey yoksa yüz yüze bile gelmeyebilirsiniz. Dolayısıyla bizim ilk başta anlattığım türden işletmelerde üreten de tüketen arasında ciddi bir ayrım vardır. Üretenin istediği farklıdır, tüketenin farklıdır, beklentileri farklıdır falan diye değişir bu. Ama platformlarla ve sanal örgütlerle birlikte artık bizler, yani tüketici de üretici, üretici de tüketici olmaya başladı. Bu ayrım, üretici tüketici arasındaki ayrım giderek yok olmaya başladı. Çok basit bir örnek vereyim. Facebook veya Instagram'a içeriği kim yüklüyor? Bizler yüklüyoruz. Kim o içeriği sonra kullanıyor ya tüketiyor diyeyim? Gene bizler. Kim ne yaptı, ne oldu, ne bitti bakaraktan. Dolayısıyla aynı şeyi YouTube için de düşünebilirsiniz. İçeriği yükleyen de tüketen de zaman içinde habire rolümüz değişiyor. Bazen yüklüyoruz, bazen tüketiyoruz. Yükleyici, tüketici olarak değişiyor rollerimiz. Onun için iki tür, iki kavram çıktı. Birincisi türetici, Türkçe'de de böyle kullanmaya
başladık. Kullanan bildiğim şeyler de var. Hatta sanal olmayan platformlarda bile türetici kullanılmaya başlandı. Prosumer dediğimiz, İngilizce'de producer ile consumer'ın birleştirilmesi. Ve üretim şekline de türetim demeye başladı. Producage, orada da production ve usage'ı birleştirdiler. Dolayısıyla böyle iki tane kavram çıktı. Bunun sonucu, bu yeni iş modelinin sonucu nereye vardığı çok özetle size söyleyeyim. Bazı platformlarda belirli sabit ücretle çalışan sayısı çok azaldı. Yani bugün öyle platformlar bulabilirsiniz ki çok çok ufak sayıda insanla çalışıyor. Çok az sayıda sabit ücretli dediğim, yani bordrosuna kayıtlı kişiyle çalışıyor. Üretimin çoğu tamamen tüketiciler tarafından yapıldığı için çok az. Mesela bir tane kar amacı da gülmeyen bir örnek, Wikipedia'yı söyleyeyim, bir tane maaşlı çalışanı var. O da bir yazılım mühendisi. Şimdi genelde böyle bakarsanız, yani platformların etkisini tekrardan geriye sarmaya başladığım zaman ne olmaya başladı? Çok ciddi bir şekilde iş türleri değişmeye başladı. İş bulma yerleri de değişmeye başladı. Giderek daha az sabit ücretli çalışan olacak ama buna karşılık daha çok yarı zamanlı veya proje bazlı freelance dediğimiz türden çalışanlar başlayacak ki var şu anda mesela belirli sektörlerde, biz Türkiye'de de bunu çok fazla görmeye, mesela yazılım sektöründe çok görüyoruz Türkiye'de. Daha başka birkaç sektörde bunu çok fazlasıyla gözlemlemeye başladık, görebiliyoruz. Dolayısıyla Endüstri 4.0 ve 2.0 birdenbire, hani dedim ya şeyler değişecek, belirli işler talep artacak, belirli işler azalacak, iş yapış şekilleri değişecek, hep buralardan çıkmaya başladı. Sonuçlarını buralarda görebiliyorsunuz. Bir adım daha devam edelim. Yeni iş modelleri ve yeni değer zincirleri ortaya çıkacak ve kısalacak bu değer zincirleri. Bunu, değer zincirini hemen söyleyeceğim ama önce sonucunu söyleyeyim. Değer zincirleri kısaldıkça bu sefer de belirli şirket türleri yok olmaya başlayacak. Şimdi kısaca değer zincirinden kastımız ne, onu söyleyeyim. İşletmede biz ham maddeden tüketiciye kadar bir ürünün geçirdiği aşamalarda çeşitli şirketler vardır. Yani ham madde, mesela diyelim ki pizza üretiyorsunuz. Pizzanın peynirine sırf bakalım. Peynirin ham madde süt üreticisi vardır, peynir üreticisi vardır, perakendisi vardır diye geçer. İşte bu bizim değer zinciri dediğimiz şey. Yani her aşamasında onu üreten, süt üreten birileri var, peynir üreten şirketler var, onu satanlar var, pizza yapanlar var diye gider aşamalar. İsterseniz bir örnekle bunu göstereyim. Bu örnek de bizim bildiğiniz bilgisayar oyunları sektöründen bir örnek. Bir zamanlar oradaki bir şirketle birlikte bize bunu anlatmışlardı. Ben de oradan size alıntı yapacağım. Şimdi bilgisayar ürünleri şu anda böyle üretilmiyor ama bir dönemde CD'ler üstünden, kasetler ve CD'ler üstünde üretilirdi. Şimdi o dönemi düşünün. Oradaki değer zincirine bakalım. Oradaki değer zincirinde ne var? İlk üreten içerik üreticisi, yani yazılımı üreten birkaç tane yazılım mühendisi var. Tamam. Uzun süre çalışıyorlar. Oyunun yazılımını yapıyorlar, bitiriyorlar, kontrolleri de yapıyorlar. Oyun hazır. Ama bunun piyasaya sürülmesi için neye ihtiyacınız var? CD'ye çekilmesine ve o CD'nin bir kutuya konmasına. Şimdi CD'ye çeken şirketler ayrı, kutuyu üreten şirketler ayrı. Sonra o kutunun üstüne kapak tasarımı yapılacak, kapak tasarımcıları da ayrı. Sonra o CD'lerin hepsini bir araya koydunuz, kutunun içine CD'yi, oyunu CD'ye, CD'yi kutuya, kutunun üstüne kapak tasarımını koydunuz. Bir de ne yapmanız lazım? Kullanım kılavuzu hazırlamak, basmak lazım. Onu da yaptınız. Artık şeyiniz hazır, oyun kapağıyla, kutusuyla hazır. Bu sefer perakendecilere götüreceksiniz. Perakendeciler beğenecekler, anlatacaksınız. Sonra raflara koyacaklar. Ve en sonunda da bir müşteri gelip onu alacak.
Şimdi bakarsanız burada değer zincirinde oyun üretiminden tüketiciye gidene kadar 2-4 en azından 4-5 tane aşamadan geçti. Ve o her bir aşamada şirketler var. Yani kutuyu üreten, kapak tasarımını yapan, oyunu geliştirenler değil. Her biri ayrı şirket. Tabii böyle olunca bunun bir etkisi ne oldu? Fiyat arttı. Yani oyunu üretenlere diyelim maliyeti işin 10 liraydı. Onların da şeyini düşünün, kar hesapladığını, her şey 10 liraya çıktı ellerinden. Ama ben tüketici olarak, herkes böyle bir girdi çıktı hesabı yaptı, kar hesabı yaptı, girdi çıktı dengesi kar hesabı yaptı. Ben tüketici olarak diyelim o oyuna 20 lira ödedim. Dolayısıyla oyunun fiyatı bir kere otomatik olarak bu modelde artıyor. Ama arada güzel şirketler var, iş yapılıyor, ekonomide iş yaratılıyor. Şimdiki modele geçelim. Şimdi oyun üreticileri nasıl çalışıyor? Gene içeriği üretiyorlar, çalışıyorlar 3-5 aynı grup diyelim. Sonra hemen bir platforma yüklüyorlar. Herhangi bir platform, hepinizin bildiği platformlar kullandığı. Platform yönetimi bir kısa denetimden geçiriyor. İçinde işte çeşitli şeyler var mı diye. Ama çok kısa bir denetim. Ondan sonra da bizim kullanımımıza, tüketicinin kullanımına açıyor. Bir anda değer zinciri ne kadar kısaldı gördünüz. Üreticiden tüketiciye arada bir tane aracı oldu. Halbuki burada 5 tane aracı vardı. Dolayısıyla ne oldu? İyi bir şey tüketici için fiyat düştü. Ucuzladı. Gayet daha önce pahalı olan bir şeyi hepimiz daha ucuza alabilmeye başladık. Ama ekonomi açısından ne oldu? Bu aradaki şirketler yavaş yavaş yok olmaya başladılar. Hatta benim buraya koymadığım daha başka oyun üretiminde vardı çeşitli başka şirketler. Hepsi zaten zaman içerisinde yok oldular. İşte bu yeni teknolojilerle, platformlarla göreceğimiz şeylerden bir tanesi de bu olacak. İşler diyecek, giderek sabit yahut bordrolu çalışan sayısı azalacak ve bir takım şirket türleri de yavaş yavaş ortadan kalkacak. Bu tamamen oyun sektöründen de başka bir yanı, yani müzik sektöründe kullanabilirsiniz. Başka bir yanı örnekte alabilirsiniz. Tabii niyetim karanlık bir resim çizmek değil. Yani sadece neler oluyor ya anlatmaya çalışıyorum. İyi tarafını da söylüyorum. Bu daha ucuza alıyoruz bir takım şeyleri. Bu da iyi tarafı diye görebilirsiniz. Ve en son kısmına gelelim. Çalışanların olacak. İş, çalışma şeklimiz nasıl değişmeye başlıyor ki buradan zaten biz işletme bölümleri ne yapmalıya geleceğim. Bir kere artık çalışanların bir kere bağımsız çalışma alışkanlığı olması lazım. Bağımsız çalışma alışkanlığından kastım şu, size birisi sabah 9'da geldin, 12'de yemeğe gideceksin, 1'de tekrar döneceksin demeyecek. Size bir iş gelecek önünüze. Bu iş bir gün içerisinde isteniliyor olacak. İsterseniz bir saat, isterseniz 10 saatte yapın. Ama zamanınızı kendiniz kullanmaya başlayacaksınız. Onun için de zamanı iyi yönetmek önemli bir şey. Yani şeye bakarsanız zaman yönetimi çok önemli bir faktör olmaya başlayacak. Sizin kendi zamanınızı düzenlemeniz gerekiyor. Öbür türlü birileri sizi ritme sokuyordu. Burada kendi ritminizi bulmanız gerekecek. Ve bununla birlikte sorumluluk alabilme. Çünkü genelde bürokrasilere, hiyerarşilere bakarsanız en tepeye gelene kadar sorumluluk hep birisindedir. En tepeye de kariyerinizin bayağı sonlarına doğru gelirsiniz. Hep birileri sizi kontrol eder. Çok güzel kontrolden kurtulacaksınız. Tepenizde sürekli ne yaptınız, ne ettiniz, sizden rapor isteyen olmayacak. Ama kendi kendinize rapor vermeniz, kendi kendinizi kontrol etmeniz, kendi kendinize hesap vermeniz gerekecek. Onun için de diyoruz ki yönetilmek yerine kendi kendini yönetebilmek çok önemli olacak. Bunun ben çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu toplumda yetiştirmeyle ilgili sadece bizim fakültelerle, üniversite eğitimiyle ilgili değil ama bizim de burada yaptığımız bazı şeyler var. Birazdan onları anlatacağım. Bağımsız karar almaya başlayacaksınız. Yani kendinizle ilgili demin söylediğim kendinizi yönetme üzerine kararlar almaya başlayacaksınız. Başka bir şey dedik. Çok takım var etoklasilerde. Sürekli değişen takım üyeleri ve değişen takımlar içinde çalışacaksınız. Bu da başka bir kişilik gerektiriyor. O da işbirliğine açık olmak.
Yani burada iki şey benim için çok önemli. Bu takım çalışmasının iyi gidebilmesi için bir ortaklaşa iş yapma etiği dediğimiz bir etik var. Yani arkadaşlar yapsın ben de arkadan gelirim veya onlar yapsın ben imzamı atarım değil. Herkesin katkısının olduğu yahut diğerlerinden bir şey bekliyorsanız sizin de o kadar katkıda bulunmanızın gerektiği çalışma ortamları. Biz buna karşılıklılık ilkesi de diyoruz. Yani bugünkü projede benim katkım daha çoktur çünkü o benim alanımdır. Ben daha iyi biliyorum. Ama yarınki projede senin alanınsa ben daha az, sen daha çok çalışacaksın. Yani bu tür bir karşılıklılığa alışık olmamız gerekiyor. Sürekli öğrenmeye açık olmak lazım. Ben her şeyi biliyorum. Bu iş bitti, tamam. Üniversiteyi bitirdim, diplomayı aldım değil. Çünkü o kadar çok yenilik çıkıyor ki. Dediğim gibi yani sürekli bir şey çıkıyor ve biz de sürekli nefes nefese takip etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla öğrenmekten zevk almak lazım. Açık olmak lazım. Ve en son gene bana çok zor değiştirilecek bir şey gibi geliyor ama soyut düşünebilme, abstraction çok önemli. Yani çünkü her şey sanal, her şey soyut geçiyor. Görmediğiniz insanlarla konuşuyorsunuz, görmediğiniz insanlarla projeler yapıyorsunuz. Görmediğiniz bir şeyin üstüne çalışıyorsunuz. Yani bankaya gidip önünüze gelen müşteriyle göz göze bakıp da bir şeyi üretmiyorsunuz. Dolayısıyla o soyut düşünme bir zihinsel kapasite olarak gelişmesi gerekiyor. Benim şimdilik başımıza neler geliyor ve geldi şeklinde anlatacaklarım, değişiklikler bunlar. Şimdi bütün bunları toparlayacak olursak bana diyebilirsiniz ki peki siz bilgi işletmede, bilginin işletme bölümünde neler yapıyorsunuz? Yani bütün bunları anlattınız çok güzel ama bunları yapıyor musunuz? Yahut bunlar için neler yapıyorsunuz? Kısaca ona da bir değineyim. Sorularınızla gerekirse açarız da. Şimdi biz bölüm olarak bu sizle konuştuğumuz şeyler bizim ders içeriklerimiz. Yani mesela ilk başta anlattığım kısım bizim birinci sınıf girer girmez uzun süre üstünde vakit geçirdiğimiz, daha sonra anlattıklarım bu değişiklikler ortaya çıkacaklar yine aynı şekilde. Belki bir sömestr, iki sömestr bunun her birini detaylı bir şekilde örnekleriyle incelediğimiz. Dolayısıyla bilgi açısından biz her iki tür işletmeye yani hem platformlara hem de var olan işletme türlerine yönelik bilgiyle sizi donatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem uygulamada neler oluyor ya bakıyoruz hem de eğer varsa arkalarında bir kuram yahut bir başka bir çerçeve literatürü çok takip ediyor. Hocalarımızın hepsi genç, ilgili, meraklı ve hakikaten yayınlarıyla da katkıda bulunan öğrenciler bu alanı. Dolayısıyla bizde çok fazla uygulama da görebileceksiniz. Yani hem uygulama hem dünyada ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor hem de varsa bunun dediğim gibi kuramsal temelinde çok ağıra kaçmadan göz gösterebiliyoruz. Ama bilginin yanı sıra bizim ikinci önem verdiğimiz şey becerilerinizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yani demin söylediğim takım çalışması, işte bağımsız çalışabilme, kendinizi yönetme gibi bundan sonra sizi bekleyecek durumlara hazırlık olmanızı sağlayacak bir takım becerilerinizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz derseniz grup çalışmalarımız var. Hemen hemen her derste projeler, grup projeleri yapılıyor. Birkaç arkadaşınızla birlikte çalışıyorsunuz ve bu gruplar derslere göre de değişiyor. Yani sürekli aynı gruplarla çalışmıyorsunuz. Biz bu grupları değiştiriyoruz ve grup projeleri yapıyorsunuz. Birlikte projeyi yapıyorsunuz, bunları sunuyorsunuz. Bizlerden bir geri bildirim alıyorsunuz, tekrar düzeltiyorsunuz ve bu grup projeleri aslında gerçek hayatta olan şeyler. Yani gerçek hayattaki şirketler üzerine verilen projeler. Dolayısıyla hem grup çalışmasını öğreniyorsunuz hem de birinci maddede söylediğim gibi gerçek hayatta da neler oluyor takip edebiliyorsunuz. Onun dışında bizim kendimize diyeyim özgü bir uygulama derslerimiz vardır. Yani bir dersin bir anlatım kısmı vardır, bir de onun pratik kısmı vardır. Şöyle söyleyeyim, bir problem nasıl çözülür anlatırsınız da sonra birebir o problemi çözdüğünüz derslerdir.
Özellikle sayısal derslerde, finans, muhasebe, istatistik gibi derslerde, sözel derslerde de bu çok işe yarıyor. Yani çünkü duyuyorsunuz, anlıyorsunuz ama bir şeyi uygulamadan öğrenilmez. Ancak uyguladığınız zaman öğrenirsiniz. Dolayısıyla buna imkan sağlayan derslerimiz var uygulama yapmanıza. Staj dışında, staj ayrı bir şey. Ve son olarak da bizim okulumuzun genel yaklaşımıdır. Kurulduğumuz günden beri biz hep şu deyişi benimsedik. Okul için değil, hayat için öğrenmek lazım. Okulumuzun her yerinde de bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla not alıp da geçmek ve diploma almak için değil, ileride bizden alıp birlikte götürebileceğiniz, taşıyabileceğiniz bir araç çanta size vermek istiyoruz. Dolayısıyla da uygulama dersini de onun için koyuyoruz, grup çalışmalarını da ona koyuyoruz. Bu nedenle staj isteyen öğrenciler yapabiliyor. Derslerimizin çoğuna konuk konuşmacılar gelebiliyorlar. Onlar kendi yaptıklarını anlatıyorlar. Onlarla konuşma imkanınız olabiliyor. Ve onun dışında bilgini tabii yani işletme bölümüne ait değil bu ama genelde çok geniş bir kulüpleri var. Çok sayıda kulüpleri var. O kulüplerde de gerçekten hayata hazırlayacak bir takım çalışmalar yapabiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için galiba 21 kişili olduk. Çok teşekkür ederim. Beyza Hocam, gerçekten mükemmel bir sunumdu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Öğrencilerden birçok soru var. Lakin zaten aslında birçoğunun da sunumunuz sırasında cevapladınız kendiliğinden. Ama başka çok güzel bir sorusu var hocam. Onu müsaadeniz olursa iletmek isterim size. Bir yıl sonra üniversite işletme okumak isteyen biri şimdi yapabileceği ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz Deniz Başak? Ne gibi tavsiyeleriniz olur hocam bu bölümü isteyen Bir yıl adaylara? sonra üniversiteye girecek. Evet Yani hocam. bu inansın. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii burs bir sene zor bir sene. Türkiye'deki sistem nedeniyle fazla bir şeyim yok. Çünkü bir sınava girmeleri gerekiyor ve o sınavda dediği yere gidebilmesi için bir şekilde diğerlerinden daha iyi olması lazım. Benim önerim çalışmak. Başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yani bu sınavlara çalışmak. Evet hocam. Hocam bir de tabii ben müsaadenizle birkaç şeyi cevaplayayım burada. Bir arkadaşım sormuş dersler İngilizce mi işleniyor diye. Evet Evet. arkadaşlar, işletme fakültemizdeki dersler İngilizce işlenir. Hocamın sunumundan sonra pazarlama bölümümüzün de arkadaşlar bir tanımlık dersi olacak ve sonrasında ekonomi bölüm başkanımız bizimle beraber bir tanımlık dersi yapacak saat 15'te. Dilerseniz tabii ki bunları da izleyebilirsiniz. Bunları da sormuşsunuz çünkü. Bir öğrenci daha hocam şöyle bir soru sormuş. İşletme okuduktan sonra akademisyen olmak isteyen birisi nasıl ilerlemeli diye bir sorusu var. Çok güzel. Bizim çok öğrencimiz, biz çok da teşvik ediyoruz. Böyle öğrenciyi çok seviyoruz, öyle diyeyim. Şöyle alanına göre değişir bu. Ama bir master ve arkadan doktora, yani bu master chart bir yüksek lisans programına kaydolacak. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra da doktora programına kaydolur. Doktorayı bitirdikten sonra zaten akademisyendir. Ondan sonrası bu mesleği seçti demektir yani. Az önce de belirtmiştim gerçi hocam. Bugün saat 15'te ekonomi bölümümüzün de bir tanımlık dersi var ama arkadaşlarımızın bazı şöyle genel soruları var. İşletme ile ekonomi arasındaki farklar nelerdir? Yani temel farklılık nedir? Burhan hocama da mutlaka bu soruyu iletirim saat 15'te ama sizin yorumlarınızı rica edeceğim hocam. Bu çok bitmeyen bir soru. Soru bitmediği gibi bizim ekonomi bölümüyle çekişmemiz de bitmez bu konuda. Şöyle söyleyeyim. Ekonomi bir bilim dalıdır. Yani bunu kabul edeyim. İşletmeci olarak bunu kabul ediyorum. Ekonomi bir bilim dalıdır. İşletme ise uygulama alanıdır. İşletmenin içinde ekonominin yanı sıra psikoloji, hatta hukuk bile vardır. Yani işletme bir şekilde pek çok bilim alanının bir araya gelmesidir. Onlar bilimsel kısmını üretirler, biz de onu alıp uygularız. Dolayısıyla ekonomi tartışmasız, Burhan Hoca da aynı şeyi söyleyecektir, bilimdir. Biz uygulamalı bilim diye geçeriz bütün literatürde. Uygulamalı bilimden de kastımız o, ekonomide geliştirilen bilimsel verileri biz alır uygulamaya sokarız. İşletmeler nasıl yapsın? Aynı şekilde sosyoloji, aynı şekilde psikoloji.
bizim beslendiğimiz alanlardır. Hatta biz birinci sınıf öğrencilerimize ekonomiyi zaten veriyoruz ama onun dışında sosyoloji, psikoloji de almasını öneririz hep. Çünkü bir işletmecinin bu en azından sosyoloji, psikoloji ve ekonomiyi bilmesi gerekir. Onları matematik, bunları bildikten sonra bizde alır kullanır. Yani çok temel olarak onu söyleyeyim. Bizde ekonominin yanı sıra bu diğer iki alan da ağırlıklı olarak vardır. Bizde hem sözel hem sayısal vardır. Ekonomi daha sayısal ve analitiktir. Ve sözel de sosyoloji nedeniyle çok sözel bir ayağım, mesela benim ayağım çok sözelden giden bir ayaktır. Pazarlama nispeten öyledir. Ama finans ve muhasebe dediğinizde daha ekonomi ağırlıklı, finans tamamen ekonomi ağırlıklı gidecektir. Biz daha karışık bir alanız, öyle diyeyim. Daha herkesin kendine göre bir şey bulabileceği. Bazı öğrenci ekonomiyi sever, bizden gider. Bazı öğrenci sosyolojiyi sever, zevk alır bizde. Yani bizde herkese göre bir şey var işletmede, öyle diyeyim. Ses gitti. Hocam, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Müsaadenizle son bir soruyla bitirmek istiyorum. Başak'ın yine bir soru var. Değişen dünyada işletme için yeni iş kolları nelerdir diye sormuş Başak. Gerçi sunumunuzda bahsettiniz hocam ama tekrar küçük bir toparlama yapabilir miyiz bununla ilgili? Yapabiliriz. Yani benim önerim işletmenin bir kere iş kolu olarak şeyi geçmeyecek hiçbir şekilde. Ama içimizde belki değişimler olacak. Ama bir şekilde bu enformasyon teknolojileriyle desteklemekte yarar var. İşletme açısından baktığınızda hukuk bizim için çok önemli alanlardan bir tanesi gene geldiğimiz. Ekonomi önemli bir alan. Değişse değişmese de ekonominin yeri hiçbir zaman. Dediğim gibi sosyoloji, psikoloji, bunların hepsi bizim içimizde hala duracak. Ama hepsi kendini yeniliyor. Yani her biri bu değişimlere göre içerisinde yeniliyor. Yani iş kolu sektör olarak derseniz bu dijital ekonomiler çok ciddi bir şekilde platformlar bana sorarsanız giderek yerli iş işletmelerin yerini alacak. Ses gitti ama diyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok keyifli bir dersti Beyza hocam. Yani öğrencilerimize tüm sorularını cevapladınız zaten. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani bir şey varsa hocam buyurun, dinlemek isteriz de, yoksa eğer çok teşekkürler, kaydı sonlandıracağım. Buyurun hocam. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer isteyen öğrenci varsa benim mail adresimden beyzaablabilgi.edu.tr'e bana mail atabilirler. Ben daha cevap verebilirim kendilerine. Tamam. Açıklama isterim. Rejiden rica ederim hocam. Sizin mail adresinizi mutlaka şimdi chatbox'da paylaşsın. Hem arkadaşlarımıza küçük bir hatırlatma da yapalım bu vesileyle. Dildikleri zaman bizim WhatsApp iletişim hattımızdan da bize istedikleri soruları yönlendirebilirler. Biz zaten hocamla ilgili bir soru olursa da mutlaka kendisine bu soruları yönlendiriyor oluyoruz. Evet arkadaşlar, günlük dersinde İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden Profesör Doktor Beyza Aba hocamızla beraberdik. Ben hocamıza tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim hocam. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Çıkıyorum.